Pratik Bilgiler kanalında ben sizlerle daha önce kuryetme ve zeytinyağı karışımını hazırlamıştım arkadaşlar. Bu sefer tekrar yapıyorum ve sizler için şöyle çekirdeklerini kartonun üzerine nasıl alıp kuruttuğumu da göstereceğim. Çekirdeklerini tahta kaşık yardımıyla sıyırdım kartonun üzerine ve onları güneş gören bir yerde ya da dikkatlice muhafaza edebileceğiniz bir yerde kurumaya bırakabilirsiniz. Karton üzerinde daha iyi oluyor. Böyle yapıştığı zaman hepsi üzerinde de kalabilir ama bazen yapışabiliyor, ayıramayabiliyorsunuz orada. Şöyle gördüğünüz gibi bunları da kavanozumuza dilimleyelim bir yandan. Şöyle zaten olgunlaştığı için çok rahat ayrılıyor ama bunun çekirdekleri çok hoşuma gitmedi, onu koymayacağım. Bakın bu şekilde kırmızı kırmızı olması lazım. Tam olgunluk seviyesine eriştiği zaman bu şekilde çekirdek ayırma, tohum ayırma işlemini rahat yapabilirsiniz. Yani onlardan seneye diktiğinizde verim elde edebilirsiniz. Tam olgunlaşmış seviyede olursa. Tam olgunlaşmış seviyede olmazsa o tohumdan verim alamazsınız. Aynı bir domatesin kızarmış hali gibi düşünün. Domates yeşilken aldığınız çekirdeklerden fayda elde edemezsiniz. Domatesin tamamen kızarmış ve olgunlaşmış olması lazım. Bu bütün meyveler için geçerli. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde metal değdirmiyoruz. Tahta kaşık yardımıyla ve elimizle parçalıyoruz. Kaşıkla bastırarak daha da ezilmesini sağlayalım. Evet, sonuncusunu da açayım. Gördüğünüz üzere bakın bu şekilde balkonunuzun bir kenarına koyun, böyle kurusun ve seneye bunu dikerek bundan kudretleri elde edebilirsiniz. Doğramış olduğumuzun üzerine de zeytinyağını çekelim. Ve sıkıca kapatalım. Bunun en az 2 ay olgunlaşma süresi var. 2 ay boyunca bekleyecek arkadaşlar. En az 2 ay boyunca bekleyecek. Tüketim aşamasına gelene kadar. Bakın şurada 1-2 hafta önce koyduğum bu baya baya yumuşadı. Ve artık birbiriyle iyice karışmaya başladı. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.